geldi. İşte budur. Hayatın anlamı sucuklu yumurtadır. Of of, çok güzel kokuyor. Hey, bana da kalacak değil mi? Emre'den kalacağını pek sanmıyorum. Ver kızım, benim hakkımı da kokaracağım yesin. Hey, bir şey o. Ben bakarım. Alo, buyurun. Evet, burada, bir saniye. Telefon sana. Alo. Evet, buyurun, benim. Efendim? Eşim mi? Kim dediniz? Tamam, tamam, geliyorum hemen. Simge bir kaza geçirmiş. Hastaneden arıyorlar. Eşimi çağırın diye benim numaramı vermiş. Yok artık, daha neler. Bir yanlış anlamı oldu herhalde. Ben çıkıyorum. Hay Allah, ne olmuş ki? Bilmiyorum. Çocuklar, bakın, Özger'in haberi olmayabilir. Ağzınızdan sakın bir şey kaçırmayın, tamam mı? Hadi ben çıktım. Emre. Ya sabah annem size geldi mi? Uyandığımda evde yoktu. Cebini de açmıyor. Şirkete de gitmemiş. Sabah bize uğradı. Babamla bir yere gittiler. Bir işleri varmış da. Ha, tamam, iyi o zaman. Of, hadi sınıfına. Neyi var, siz de bilmiyorsunuz yani. Hayır. Ama neredeyse gelirler. Başına bir şey düşmüş galiba. Eyvah, hapı yuttuk desenize. Ha, karı kocası diye çağırtığına göre başına taş düşmüş herhalde. Ama kocacığım, sen de bir hoşsun yani. Kaç kere söyleyeceğim başıma reklam tabelası düştü diye. Simge, yani ben... Ay aşkım, endişelenme. Mühim değil. Küçük bir sıyrık o kadar. Geçmiş olsun kızım. Sağ olun babacığım. Geçmiş olsun. Ay. Benim karnım çok aç ya. Daha kahvaltı bile etmedim. Yoksa etmiş miydim? Ay, hatırlamıyorum. Hizmetçi bir şeyler hazırlasın artık. O çocukların bakıcısından ne, hatırlamadın mı? Ay, ha bakıcı ha hizmetçi, ne fark eder? Volkan, nasılsın cicim? Ben iyiyim de. Ay, açım diyorum. Kimse beni duymuyor mu? Zıkkım ye. Umarım bu zıkkım dedikleri kötü bir şeydir. Nanacığım, durumu iyi değil, görüyorsun. Doktor gerçekleri suratına pat diye söyleyip kabul ettirmeye çalışmayın dedi. Biraz idare edeceğiz. Değişik bir hafıza kaybı yaşıyormuş. Olayları kendi istediği şekilde hatırlıyormuş. Bak işte, bu kesinlikle çok belli oluyor. Üzerine fazla gitmeyin, geçici bir durum dedi doktor. Ne yapalım? İdare edeceğiz artık. Tamam, tamam. Bir bu eksikti. Simge, ne yapıyorsun? Her yer çok tozlu. Simge, daha hastaneden yeni çıktın. Dinlen biraz. Temizlikçi halleder. Hani o çocukların bakıcısıydı? Öyle. Evet, temizliğe gelen kadın var sonuçta. Ben böyle toz içinde oturamam. Nana ne halta yarıyor? Sorarım size. Sorarım. Ay, sinir küpü oldum. Bak ellerime, bak. Tamam, tamam. Titriyor. Tamam Simge. Gel otur hadi. Simgeciğim, hadi otur bak, hadi otur. Bak, babamın astımı var. He? Astımı mı var? Var tabii. Var tabii. Hı? Kızım, yorma kendini. Hadi Volkan, biz çıkalım. Hadi. Ne? Çıkıyor musunuz? Ya babacığım, işlerimiz var. Beni bununla yalnız mı bırakacaksınız? Ne yapayım? Bu halde evine götüremem. Ya idare edin birkaç gün be, lütfen. Ne? Birkaç gün mü? Hadi baba. Hakan'cığım, çabuk gel kocacığım. Hı-hı. Ben seni özledim. İyi günler. Hay maşallah.
Hafızası gidince sürekli rejimde olduğunu da unuttu. Ne bakıyorsun ya? Bir şeyler daha getirsene hadi. Ay sanki 100 yıldır yemek yememiş gibiyim ya. Yedi lokta getiriyorsun. Abi ben niye böyle oldum bilmem ki. Simge'nin düşleri sonunda gerçek oldu işte. Volkan, dalga geçme Allah aşkına. Ya, neyse canım. Geçici bir durummuş nasılsa. O geceden sonra herhalde Belgin seni aramamıştır. Yok, ben aradım, durumu izah ettim. Neyse. Sen oynayacağın evcilik oyununu düşün, beni boş ver. Sorma ya. Özge, bize gelsene. Nedenmiş? Gel işte. Belki annen hala dönmemiştir. Yalnız kalmamış olursun. Hayret, başına taş mı düştü senin? Ya gel işte kızım, ne var? Ders çalışırız beraber. İyi. Bana bak. Hangi işine daha fazla sinirleniyorsun? Sana hizmetçi muamelesi yapmasına mı? Yoksa kendini Hakan'ın karısı zannetmesine mi? İkisine de. Yani ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Her şeyi kendi isteğine göre hatırlaması biraz tuhaf değil mi? Bilmem. İnsanlarda böyle bir hastalık var mı? İnsanlarda derken? Sizce böyle sürekli yemek yemesi, aşırı titizliği falan enteresan değil mi? Of. Ay bu evdeki sabunlar bir tuhaf. Ellerim hiç temizlenmedi. Bundan sonra alışverişi ben yapacağım. Bu evde yemek ne zaman pişecek? Çocuklar okuldan gelince ne yiyecek? Öyle serilip oturacağına kalkıp bir şeyler hazırlasana. Hala oturuyor musun sen? Tamam Simge, kalktım. Simge Hanım diyecektin herhalde. Hadsiz, ne olacak? O domatesin kabuklarını soyacaksın değil mi? Evet. Ama bak derinden soyuyorsun, yazık. Ne kadar müsriksin sen ya? Bizi iflas ettireceksin. Delireceğim şimdi. Delirme, delirme. Ne varmış delirecek? Hem sen ne yemeği yapıyorsun? Kıymalı patates yapacağım. O kadar mı? Emre'nin canı patates istemişti. İki patates doğru. Koy ocağa gitsin değil mi? Başka ne pişireyim? Ne bileyim, mantı aç, içli köfte falan yap. Biraz çeşit olsun canım. Hadi hadi, oyalanma. Ne sihir işe yaramadı? Numara yapmıyor mu yani? Kulina! 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 Ay nanacığım, ne var? Şu anda çok önemli bir işim var. Kulina, çok çok kötü durumdayım. Ne oldu? Şimdi bak, bu Simge var ya, aslında... Siz ne zaman geldiniz yine? Dedikodu yapmaktan bu evde iş yapılmıyor zaten. Bundan sonra biraz daha az gelirseniz çok sevinirim. Sen hala sallanıyor musun? Hadi bitir yemeği de çamaşırları at makineye. Hadi. Bunun durumu nedir kül kedisi? Hiç sorma Kulina. Hafızasını kaybetmiş. Buyurun. Murat Bey. Buyurun buyurun. Hangi Hoş rüzgar geldiniz. Attı sizi buyurun. Buraya? Hoş bulduk. Hemen konuya gireceğim. Sizi de fazla rahatsız etmeyeyim. İşinize bakın. Yok efendim, ne demek? İnşaat firmaları kurul temsilcisi olarak yeni bir başkan seçiminin yapılacağını söylemek için uğradım. Kurul başkan adayı olarak sizi önermek istiyoruz Hakan Bey.
Ancak biliyorsunuz bu görev için evli olmak önemli bir kriter. Yani düzgün bir aile yapısı. Ama ben... ya? Hakan evli zaten. Nişanlı olduğunuzu duymuştum. Demek evlendiniz. Aile yani... arasında samimi bir ortamda yapıldı. O yüzden haberiniz olmadı. Öyle mi? Tabii tabii. Çocuğunuz var mıydı? Evet, benim iki tane. Allah bağışlarsa üç tane. Üçüncüsü yeni eşimin ilk evliliğinden. Maşallah. Çocukları iyi anlaşıyorlar mı bari? Zor olmuştur sizin için çocukların kaynaşması. Ama... Ne demek? Tam tersi. Öz kardeş olsalar bu kadar anlaşamazlardı değil mi Hakan? O halde bu akşam sizi evinizde ziyarete gelebilir mi? Hem başkanlık meselesini konuşuruz hem de ailenizle tanışmış olurum. Yani benim... Ne demek efendim? Kesinlikle bekliyoruz. Tabii buyurun. Ben sizi alırım büromuzda. Tamam, o halde akşama görüşürüz. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Ben kabul size. İyi günler. İyi günler. Volkan, sen delirdin mi? Ne var? Simge seni kocası sanmıyor mu? Hazır karım varken şu başkanlık işini bir bağlayalım. Ne var? Başkan olursan bir ayağımız yurt dışında olacak. Bağlantılarımız artar oğlum. Ondan sonra gelsin paralar. Yok ben bunu yapamam. Yok. Hakan, lütfen bu fırsatı tepme. Ya ne diyebilirim? Yani sihir yaptığım halde düzelmediğine göre numara yapmıyor o zaman. Hayır canım. Eğer numara olsaydı yaptığın sihir işe yarar, normale dönerdi. Nanacığım, düzelmesini beklemekten başka çare yok. Ama kendini Hakan'ın karısı zannediyor, delireceğim. Ay bırak, birkaç gün mutlu olsun. Nasılsa Hakan onun da hiçbir zaman evlenmeyecek. Bak nanacığım, pilli bebeğin çok önemli bir sorunu var. Gidip onunla ilgilenmeliyim. Ama kulü... Sağ ol yani, çok yardımcı oldun. Emredersiniz Yüce Kulina. Ya Kulina, Hakan'la Simge bu evlilik işini iyice abarttılar. Delireceğim ya. Nana. Ne? İnan bana, şu an bundan çok daha önemli bir işimiz var. Tamam. Gelmekle hata yaptım zaten. Hadi canım. Beceremedin şu işi yahu. Aksi. Merhaba. Hayırdır oğlum? Şu saatte ne işin var evde? Hay Allah. Gol yedim işte. Simge nerede? Güzellik uykusunda. Hakan, ben buna daha fazla dayanamayacağım. Nana, hasta yani. Ne yapabiliriz? Numara yapıyor bence. Koskoca profesör muayene etti. Anlamayacak mı yani numara mı gerçek mi? Nana, bazen seni anlayamıyorum gerçekten. Ama... Hem şu anda Simge'nin hastalığından çok daha önemli bir sorunumuz var. Neymiş? İnşaat Şirketleri Kurulu'nun başkanı olarak beni önermiş Murat Bey. Bugün akşam yemeğe gelip eşimle çocuklarımla tanışacak. Eşin mi? Simge işte. Bakıyorum sen bu durumu kabullenmişsin bile. Sandığın gibi değil Nana. Adam aile düzeni önemli falan deyince Volkan atladı, bir yıl senaryo yazdı. Ben de çeviremedim, ne yapayım? İyi ya, bir gecelik bir oyun nasılsa. Biz de katlanırız artık o kadarına. Nana. Ben yine evin hizmetçisini oynayacağım galiba. Şu beyaz atlı prens bir an önce gelip beni öpse de prensese dönüşsem artık. Nana, sen bizim zaten Hakan. Prensesimizsin. Hakan? Hizmetçiyle bu ne samimiyet? Rica ederim hareketlerine dikkat et. Evden gönderirim ona göre. Nana, lütfen idare et. 1, 2, 3. Hadi bakalım evlat. Kolla kendini. Hop. Hadi. İşte. Ben seni tekerimle yenerim be. Masal. Ya çelme takıyorsun. Tatlım bak, burası kırmızı olmuş. Bak Paolo. Ya hayır, biraz da şu tarafa olsana. Tabii tatlım. Hadi oğlum. Hadi. Hop, gol. Gol be. Siz yedin bu golü bembe. Heri. Ra. Gastra. Cim bom bom. Aman. Siz bizi ancak böyle sanal ortamda yenersiniz. Ay bu Nana da iki yemek yapıp mutfaktan çıkamadı değil mi? Akşam önemli bir misafirimiz var da hazırlık yapıyor. Benim neden haberim yok kocacığım? Artık var kızım. Demek önemli misafir mi?
O halde onu krallar gibi ağırlamalıyız. İdareyi hemen devralıyorum. Yoksa bu köylü rezil eder bizi. Ne? Aval aval bakma yüzüme. Duymadın mı? Önemli misafirimiz var. Hemen mutfağa. Ver bana gümüşleri sen. Ben parlatacağım, sen anlamazsın. Tatlım, masaja daha sonra devam ederiz. Olur tatlım. Hayır ya, hayır. Ya. Gol! Hay aksi ya. Ya böyle olur işte. Gol mu o be? E tabii gol ya. Görmüyor musun? Yani. Merhaba. Şoker. Delirdin mi? Ne işin var burada? Seni merak ettim de ondan geldim. Biraz önce apar topar gelip öyle söyleyince aklım sende kaldı. Seni ilgilendirmez Şoker. Zaten canım sıkkın. Ya nereye gidiyorsun? Kararsın oğlum hadi. Kocacığım. Faul. Ne faul be? Hakem de seni tutuyor galiba. Vay be. Ne zaman evlendi bunlar? Kaşla göz arası. Yıldırım iken. Hayır canım, evlenmediler. Simge'nin kafesine reklam panosu düşmüş. Kendini Hakan'ın karısı zannediyor. Gerçekten mi? Ay çok komik. Gol! Gol, gol, gol işte. Olamaz. Ay sana hoş geldin kocacığım. Evet. Bu tutukluk yaptı da ondan. Buraya gel. Ay ne mutlu bir aile tablosu. Ay kıskandım valla. Hakan da bu işe çok sevinmiş görünüyor baksana. Sen bunu duyma baksana. Canımı acıttın ama sana kızmıyorum. Büyük aşkın elinden puf uçup gitmiş. Eminim senin acın çok çok daha büyüktür. Gerçekten. Çok geçmiş olsun şekerim. Uçup uçup. Hadi işte oluyor yine. Hadi. Aslan ya. Bundan sonra hep bunu giyeceksin. Evin hanımı gibi salınarak dolaşmak, süslü püslü giyinmek yok. Aman da aman. Ne güzel de yakışmış. Hep bu elbiseyi giyinen ha. Ay, pilliği yatırdım uyuyor. Çok sarsıldı yavrucak. Kurşun hala gelmedi mi? Hayır. Biz burada nelerle uğraşıyoruz? Sen keyif çatmış yatıyorsun. Kalk oradan benim koltuğumdan. Biz de burada kül kedisinin dramını izliyoruz herhalde. Bu mutfağın hali ne? Yemek yaparken dağılıyor. Buraları hemen temizle. Mezelere başla sonra. Hadi bakınıp durma aval aval. Ah, şu Simge'nin bir an önce aklı başına gelse de Nana da bu durumdan kurtulsa. Kulina! Kulina! Hemen gel. Pili çok kötü durumda. Ay daha demin yatırdım onu. Hadi çabuk gel. Ay, kötü tamam, durumda. Tamam. Hadi gidelim. Vay ya. Parmağımı kımıldatmadan Nana'nın kaybettiğini görmek ne güzelmiş ya. Bir bardak su alacaktım da. Kızım su versene. Ben alırım. Ay bu kız çok uyuşuk. Elimden bir kaza çıkacak vallahi. Nana, ne olur sık dişini. Böyle olsun istemezdim gerçekten. Yo, iyi oldu. Herkes yerini bilsin öyle değil mi? Ne olur böyle konuşma. Bu durum benim hoşuma mı gidiyor sanıyorsun? Masaj yaptırırken gayet keyifli görünüyordun. Nana köşeye sıkıştım, neden anlamıyorsun? Ona karşı bir şeyler hissetseydim herhalde 50 defa evlenirdim. Ne oldu? Ay. Bir şey mi hatırladın? Ay evet. Ne hatırladın? Nana'ya banyoyu temizle diyecektim. Onu hatırladım. Hemen söyleyeyim. Ben
sen burada mıydın? Buradayım işte canım, buradayım. Nerede olacağım kızım? Evimizdeyim işte. Ay, canım yavrularım, öp bakayım annenizi. Annenizi mi? Annenizi mi? Evet. Nasıl yani? Babamın kocası bizi de çocuğu sanıyor yani, öyle mi? Evet. Ya gidelim, gerçekleri açıklayalım, bitsin bu iş. Ya doktor kendisinin hatırlamasının daha doğru olacağını söylemiş. Hafızasını yerine getirmek için zorlamayın, hep böyle kalabilir demiş. Uf. Yandık ya. Peki ne zaman düzelecekmiş? Belli değilmiş. Ya of. Of. Yaşasın. Yani burada kalıyoruz öyle mi? Anlattığımdan çıkardın bu mu? Evet. Of. Ne yapacağım ben? Gerçekten Pede'ye mi oy vereceksin? Evet, tabii. Selim abi çok bozulur ama. Yağmur, kalk bakalım yatağımdan. Yatağından mı? Ya git kızım ya, belanı arama. Ben nerede yatacağım? Yan odada. Pışık, artık bu yatak benim olacak. Ne? Hakan Bey izin verin de mezeleri çıkarayım. Simge Hanım'ın emirleri. Nana, bencillik yaptığının farkında mısın? Geçici bir şey için, üstelik de sağlıkla ilgili bir şey için nasıl olur da böyle düşünebilirsin? Yani. Ya annemin üzerine kadar, bu yatak benim olsun, ne var? Duygu sömürüsü yapma Özge. Duygu sömürüsü yapmıyorum, tamam mı? Annem hasta işte. Hem de feci bir hastalık. Ya düşünsene, sizi çocuğu sanıyor. Ya bundan daha korkunç bir şey düşünemiyorum. Biz de. Didişler. Nasılsınız bakalım? Hiç iyi değiliz. Özge benim yatağıma konmaya çalışıyor. Ama kızım orası zaten onun yatağı. Öyle mi? O halde benim yatağım nerede? Ay Yağmurcuğum, senin yatağın da burası. Peki benimki hangisi? Sen yan odada yatıyorsun. Ay Emre büyüdün artık. Kızlarla aynı odada kalamazsın bebeğim. Şimdi uslu durun bakayım, tamam mı? Bu akşam çok önemli bir misafirimiz var. Akıllı oğlum benim. Akıllı kızım. Öpeyim güzel kızım. Biri bu kabustan beni uyandırsın. Aynen. Beni kimse uyandırmasın. Ben gayet mutluyum. Gıcık işte. Gıcık. Yani. Ya git şuradan ya.